Herkese selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Çok da ses yapmayayım. Bugün de böyle sahurda geleyim dedim, videomu başlatayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Saat kurmuştum, aslında kaçtı ben yattığımda? 12'ye çeyrek vardı. Bir ara dedim ki yatmasak mı? Şöyle 2'ye kadar otursak da 2'de mi yesek dedim. Uyku bölününce çok kötü oluyor gerçekten. Sonra neyse yat Elif dedim. Çarşıda da yorulmuştum, dolanmıştım. Erkenden yattım. 12'ye çeyrek vardı dediğim gibi. Saatimi 3'e kurdum. 3 kere de erteledim. Az önce de duru böyle kalkar gibi oldu. Onu geri yatırdım. Uyanıp gelmez inşallah. Kötü görünmüyorum değil mi gece gece? Gözlerimi de yıkasaydım yatmadan. Böyle yat kalk yat kalk insan sersem oluyor. Neyse kahvaltılarımı çıkardım. Çayımı demledim. Ne yapsak? Haşlanmış yumurtadan da sıkıldık. Bu akşam omlet yapayım. Yani peynir, zeytin, helva. Güzel bir tabak hazırlayayım. Zeytin çok yiyoruz. O da bizi çok susatıyor. Bilmiyorum yani siz de öyle misiniz? Çayla zeytin iyi gidiyor. Önden bir çorba içiyoruz aslında ama bugün çorba yapmamıştım. O yüzden çorbam yok. Şu tabaklarımı da çıkartayım. Artık yatma vakti arkadaşlar. Bir bardak daha su içtim. Şimdi dişlerimi fırçalayıp yatacağım artık. Böyle hafiften şuramda bir ağrı var. Akşam da vardı. İlaç almamıştım. Uyudum uyandım yine var şurada. Tam şu kaşımın üstünde. O yüzden ilaç mı içsem? Aynen ben ilaç içip yatayım ya. Sabah görüşürüz. Yani birazdan. Hadi bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saat 11.30'a geliyor. Biz Duru'yla az önce kalktık. O da uyudu 11'e kadar ilk olarak. Şimdi ona kahvaltısını yaptıracağım. Ben de biraz yaprak dökümünü izleyeyim, uzanayım şurada. Ama Duru hala uyanamamış gibi. Değil mi Duru? Bugün ne yemek istersiniz Duru Hanım? Her gün sana istediklerini yapıyorum zaten. Bakayım bugün piyangodan ne çıkacak? Evet, sucuklu tost. Sucuklu tost. Bir de omlet istiyorsun. Yine pek bir değişiklik yok. Ekmek kızartayım mı sana bugün? Değişiklik olsun. Bir de sucuklu yumurta yapayım. Olur mu? Evet. Ha bak ikisi güzel olur. Yanına bir tane de peynir koyarım. Kaşar peynir. Olur mu? Olmaz mı? Kaşar peynir şey yok. Sevmiyor musun? Yiyorsun ama. Ekmeğin arasına koyup yiyorsun ya. Anne, ben taşarı etleri aşırı koyup yiyor. Ha, akşamları koyup yiyorsun. Tamam. Kaşarlı ekmekleri akşam yiyormuş. Hadi ben gidiyorum mutfağa. Tamam, görüşürüz. Fatih
Tam bir saatlik mutfak temizliğinin ardından gelebildim nihayet. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün de çok şükür iyiyim. Enerjim yerinde. Saat 12.30'u çoktan geçti. Mutfağı temizledim. Dolap kapaklarımı sildim. Bulaşık makinesini, çamaşır makinesini, buzdolabını, bütün yüzlerini güzel aldım arkadaşlar. Hep elize oluyor çocuklar da ellediği için. Ocağımı tertemiz yaptım. Sahurda öylece ocağı bırakıp yatmıştım haliyle. Onu bir parlattım. Daha ne yaptım? Vallahi bir sürü bir şey yaptım. Şu dolapların içini biraz düzenledim. El attım şöyle tabak, çanağa, bardaklara. Bir düzene soktum oraları. Arada böyle karışabiliyor. Böyle yani sizler neler yaptınız bakalım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Öğlene kadar yatıyor musunuz? Biz Duru'yla ilk olarak bugün 11'e kadar uyumuşuz. Normalde Duru 9.30-10'da kalkıyor. Hemen tabii karnım acıktı diyor. Ama bugün bir kalktık 11. O da uyumuş, ben de uyumuşum. Çok iyi geldi zaten. Gece çok zor daldım uykuya. 2 bardak çay içmiştim. Akşam da içiyoruz bir de iftardan sonra çaydır, kahvedir. Ben bir de Nescafe falan da içtiğim için zor uykuya dalıyorum. İyi oldu yani uyuduğumuz. O yüzden enerjik uyandım. Bugün neler yapacağız? Dünden yemeklerim var. Tatlı yapar mıyız? Vallahi her akşam tatlı yer olduk. Bilmiyorum ne olur halimiz. Belki güzel şöyle sütlü hafif bir tatlı yaparız. Ondan sonra da işte iftar vakti geliyor. Böyle bakalım. WhatsApp'ta bir sürü mesaj birikmiş. Onlara bir ses atayım. Ondan sonra yine yanınıza gelirim. Nihayet mutfağı da girişi de süpürdüm arkadaşlar. Salona geldim. Burayı da süpürürsem artık biraz uzanacağım. Gerçekten mutfak beni bayağı yordu. Bugün orada bayağı oyalandım. Bakın toz haznesi doldu bile. Bir giriş, bir mutfak. Bir de çocuk odasını aldım. Oradan çıkan tozu görüyorsunuz değil mi? Neyse salonda bitirip içini temizleyeyim. Ondan sonra müsaadenizle artık uzanacağım biraz. Durucum peki bu keyif nereden geliyor? Duru bana patates kızarttırdı bana. Canı çekmiş. Afiyet olsun sana. Canınız patates çekebilir, o yüzden kapatıyorum değil mi Duru? Saati 4.30 yaptık. Biraz böyle uzandım. Videolara falan baktım derken vakit geçti. Rıza aradı, ekmek mi alayım pide mi alayım. Dedim ekmek al. Her akşam pide aldırmamaya çalışıyorum dediğim gibi. Neyse o gelecekmiş birazdan. Rıza dedim bizi AVM'ye götürür müsün Duru'yla birlikte dedim. 2 dakika kapıda beklersin Duru'yla. Ben de dedim AVM'den alacağım bir şey var. Ne alacaksın dedi. Dedim ben sana söylerim. Daha haberi yok. Gene ne alacaksın Elif acaba, ne beğendin falan dedi. Neyse Yeşim ablayla konuştuk uzanırken. Bir baktım resim attı bana. Onun siyah çatal kaşık takımı vardı. İadeye göndermişti. Yenisini almış AVM'den. Çok hoşuma gitti. Zaten beğeniyordum. Şule ablada da var. Yeşim ablada da var. Elif dedi yemek takımını tamamladın. Bence sen de al bunlara zam gelmeden dedi. Normalde 2000 liraymış. 1400'e şu anda indirimli fiyatı dedi. Günden güne biliyorsunuz her şey zamlanıyor. Kanıma girdi. Dur dedim Rıza'ya söyleyeyim. Bizi götürürse 2 dakika ben de alayım dedim. Karta taksit yaptırırım. Neler ödüyoruz onu da öderiz inşallah. Çatal kaşık benim, günlüklerim var sadece 12 kişilik. Onlar da artık 3 senelik falan yani. Çok da böyle misafir için hani şık bir takım değil açıkçası. Günlüğe biz kullanıyoruz. Her neyse istiyordum. Yemek takımını bekliyordum ama yemek takımına karar verdikten sonra alırım diyordum. Beyaz mı alırım, siyah mı alırım ya da sırf gold renk mi alırım diye. Yeşim abla kanıma girdi. Sen de dedi siyah al madem kaselerinin kenarlarında siyahlar var. İyi dedim, dur bakalım borca sokacaksın beni ama gerçekten çok şıklar. O yüzden üstümü değiştireyim, Duru'yu da giydireyim. Azra'nın gelmesine daha bir saat var, 5.30'da geliyor. Dönüşte onu da alırız okuldan. Çatal kaşıkları alalım.
Ondan sonra geliriz. Yemek işte tamam zaten. Yemeklerim var. Geldikten sonra size gösteririm. Bakalım yemek takımımla nasıl duracaklar. Ben de merak ediyorum. Alıp geldim. Arabada söyledim Rıza'ya çatal kaşık takımı almaya gidiyorum diye. Yani ona gidene kadar söylememiştim. O zaten sağ olsun karışmıyor. Yani neyi beğensem sen bilirsin. İstiyorsan al der yani. Hep bana bırakır. Böyle arkadaşlar aldım geldim. Bu bebekler artık benim. Şimdi sizlerle birlikte açalım. Vallahi çok oyalanmadım. Azra'yı da biliyorsunuz Azra okuldan çıkacak diye. Mağazada şöyle kısacık bir çekim yaptım. Çok ses vardı. Müzik sesi çoktu bu arada. Muhtemelen oralara müzik eklerim. Böyle dedim ki bugün buradan görümcemi almış. Ben de dedim almaya geldim dedim. Çok beğendim. Aynı bayan ilgilendi. Evet dedi gelmiş de dedi. Bir iki saat önce bir hanımefendi bu takımdan almıştı dedi. Demek görümcenizdi dedi. Aynen öyle dedim. Açalım mı? Hadi bakalım. 36 parça. Royal marka arkadaşlar. 1.400'e aldık. Kredi kartına 5'e böldürdüm. Bakalım. Allah izin verirse ödeyeceğiz inşallah. Ve işte burada. Buradalar. Ya çok güzeller. Çok şıklar. Yakından da göstereyim size. Garantisi var tabii. Garanti belgesi de burada. 2 yıl garantili. Bunu kaybetmeyeyim. Cüzdanıma bir yere koyayım hatta. Kutusunu da atmayacağım. Kutusunu atmayın dediler. Makinede yıkamayın, çamaşır suyu değdirmeyin, elde yıkayın dediler. Yani kimyasal madde değmesin dediler. Bu şekilde dikkat etmek lazım. Şöyle. Aa, bakın paketlemesi de çok güzel. Böyle tek tek paketlemişler. Göstereyim size de şöyle yakından kameraya alayım. Kamerayı böyle çevirdim bir de yakından bakalım. Gerçekten çok zarif duruyor. Zaten görümcelerimi aldığımda gerçekten hoşuma gitmişti. Ama dediğim gibi yemek takımını alayım ondan sonra alırım diyordum. Erteledim yani aslında bu zamana kadar çoktan alırdım. Böyle çok zarif. Allah daha güzellerini size nasip etsin gerçekten. Yani şık takımım yoktu. Benim gerçekten ihtiyacım vardı bu arada. Misafir geldiğinde. Burada da bunları açacağım. Tek tek elde yıkayacağım. Kutusuyla birlikte konsola koyarım. Kutusunu da atmam. Hatta şunları da atmayayım ben. Aynen. Bunlarla birlikte garantide bir şey olursa böyle takım halinde göndeririz. Kutuyu ben olduğu gibi başka bir yere kaldırayım. Bunları da artık bir yer buluruz. Şimdi üşenmeyeceğim. Yemek takımını çıkaracağım arkadaşlar. Onlar da burada. Bakın. Altılı bu arada. Dün yazmışlar 4 kişilik mi senin kahvaltı setin diye. Yok 6 kişilik arkadaşlar. 6 tane servis tabağı var. 4 tane sunum tabağı var. Burada da kahvaltılık için soslukları ve şunlar var bakın. Şunlar benim kendi kaselerim. Bunlar da çok güzel.
Orada da yine kendi kaselerim var. Çorba kaselerini de buraya koydum. Hatta bir arkadaş yazmış kenarları niye siyah aldım diye. Ya çok hoşuma gitti bu benim. Hani kare bulamadım zaten. Karaca da bunlar hoşuma gitti. Şimdi zaten siyah çatal kaşıklarla bence çok şık olacak. Hadi masaya üşenmeyelim. Takım halinde göstereyim size. Şöyle üşenmedim. Takımdan birkaç parça çıkardım arkadaşlar. Tam olarak görün nasıl olmuş diye. Ben çok beğendim. Yani kaseleri dediğim gibi niye siyah çizgili aldım diyen bir arkadaş vardı ama bence çatalları da koyunca böyle takım gibi oldu. Çok zarif durdu gerçekten. Bu kaselerin yemek tabaklarını da alacağım. Bu arada fiyatı 20 liraydı tanesi. 6 tane aldım. Dediğim gibi bunlar da benim 6 tane var. Yemek tabaklarından da 6 tane alacağım. Yemek tabağı da 24.90'dı. 25 lira değil. Onları da inşallah ay sonu alırım. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerine koyalım. Üstümü de değiştireyim. Tekrar tişörtümü giyeyim. Daha güzellerini Rabbim sizlere nasip etsin inşallah. Geldim. Akşam akşam bir üşüme geldi arkadaşlar. Herhalde açken de insan daha çok üşüyormuş değil mi? Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Az bir zaman kaldı. Şimdi hemen bir çay suyu koyacağım. Ama benim canım ne çekti? Bu akşam bugün tatlı yapamadık. Kaşık çatal derken tatlı bizim gümbürtüye gitti. Şöyle güzel bir irmik helvası mı yapsam? Birazdan olur mu halim bilmiyorum. Olursa az bir şey bir irmik helvası yapayım. Rıza keşke dondurma alıp gelsen. Maraş dondurma. İrmik helvası yiyesi yokmuş. Niye? Dondurmalı çok güzel oluyor. Bu da un helvasını seviyor. Başka... Ama bak epeydir irmik yapmadım. Neyse. Bakalım kalkayım çay suyu koyayım arkadaşlar. Dünden yemeklerim vardı. Sadece yanına tarhana çorbası ekledim sıcak sıcak. Onu da altını yeni kapattım zaten. Başka da bir şey yapmayacağım valla. Dünkü yemekleri bitirelim ziyan olmasın. Gün sonu arkadaşlar. Nihayet çayımı aldım, oturdum. Sadakatsiz yeni bölüm birazdan başlar. Burada da veda edeyim sizlere. Yarın kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.